yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, ilk videoma gerçekten çok güzel yorumlar, çok güzel tepkiler aldım. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hemen videoya geçmeden önce, dersimize geçmeden önce böyle kısacık bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar birincisi ödevlerle alakalı. Ödevleri Instagram'dan herkese cevap vermem mümkün değil maalesef. Çünkü çok fazla fazla ödev geldi. Ama hepinizin ödevlerini kontrol ettim. Bundan sonraki süreçte ödevlerinizi kontrol ettiğimde, mesela cuma günü çekiyorum ya, gelecek video hangisiyse, gelecek dersiniz hangisiyse o zamana kadar yaptığım videonun altına isimlerinizi tek tek yazacağım. Kontrol ettiğim ödevleri tek tek güncelleyeceğim yorumlarda. O yüzden lütfen ödevlerinizi kontrol etmek amaçlı mesaj attığınız zaman bir Instagram'a, çok affedersiniz, YouTube'a önce bir bakın, yorumlara bir bakın. Mutlaka orada isminiz olmuş olacak. İkincisi, maalesef ki YouTube'da Word dosyası yükleyemiyormuşuz. O nedenle bundan sonra ödevler olursa, hani ödevlerle alakalı ben her zaman bir açıklamayı yine dediğim gibi yorumlarda sabitlemiş olarak yapmış olacağım YouTube'da. Ya Instagram'dan paylaşacağım ya YouTube'dan paylaşacağım. O yüzden lütfen ama lütfen oraları kontrol etmeyi unutmayın. Üçüncüsü kelimelerle alakalı. Biliyorsunuz ki dün bir kelime videosu yayınladım Instagram'da. Normal şartlar altında daha erken yayınlamayı planlıyordum. Ama yaşadığım bazı sorunlardan dolayı yapamadım. Onun için kusura bakmayın lütfen. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir de bir şey daha geldi bana ve çok fazla söyledim. Bir şey daha. Lütfen ama lütfen haftada 2 videosun. Arkadaşlar ben home office şeklinde evde çalışan biriyim şu anda. Yani aslında evet koronada karantinadayız ama ben karantinada sayılmam. Evde saat 9-5.30 arası sürekli çalışıyorum. İşimle alakadarım. Ama şöyle bir şey düşündüm. Mesela artık her videoda 2 konu anlatacağım ya. O videoyu yarı yarıya kesip haftanın bir günü onu, haftanın bir günü onu yapabilirim. Çünkü videolar zaten bu şekilde çok uzun olacak. O yüzden böyle bir şey yapacağım ama tekrar karantina dönemi bittiğinde haftada bir video şeklinde yayınlamaya devam edeceğim. Bu da bana benden size karantina hediyesi olsun. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte biliyorum çok fazla sorunuz var ve sorularınızı bazen ben yorumlarda anlayamadığım için yanıtlayamıyorum. Bunun için de bir şeyler düşündüm. Yapabilirsem eğer bunun Instagram'da da YouTube'da da duyurusunu yaparım. Haftada bir derslerden sonra ya da hangi mesela haftada iki video yükleyeceksem o videodan sonraki gün ya da ondan sonraki gün Instagram'da sizler için canlı yayın açacağım ve sorularınızı yanıtlayacağım oradan. En azından bu şekilde birazcık daha online gibi olmuş olur diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz bu şeyi de. Lütfen bunlarla alakalı düşüncelerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. O zaman hemen hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz tanışma, insamal. Bunları öğreneceğiz. İşte merhaba, işte tanıştığımızda memnun oldum, kalınca, evde kalınca hoşça kal, gidince hoşça kal, nasıl? Bunlar böyle değişen şeyler çünkü. Bunları öğreneceğiz. Ekstra daha sonra isimlere gelen ekleri öğreneceğiz ama ilk olarak bunu anlatacağım. Bu arada diğer videomda bana çok fazla böyle kalemlerle alakalı şeyler gelmiş. Attım artık. Kırmızı kalem çok fazla görmemiş. O yüzden mavi kalem aldım. Ama tahta yansıyor mu yansımıyor mu bilmiyorum. Bununla alakalı gerçekten yapabileceğim bir şey yok. O yüzden siz de mazur görün. Hadi başlayalım. Evet, insamal. Diğer videoda eğer alfabe öğrendiyseniz şu an bunu okuyor olmanız gerekiyor. Yani merhabalaşma, tanışma. Hemen ilk kelimemize başlarız arkadaşlar. Annyeonghaseyo. 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 Bu arkadaşlar merhaba demenin en yüksek seviyesi. Yani böyle tanımadığınız, yeni tanıştığınız birine ya da ne bileyim hani tanışsanız bile sizden büyük birine her zaman Annyeonghaseyo. Yani bu ekleri kullanmanız gerekiyor. Her zaman bu şekilde konuşmanız lazım. Annyeonghaseyo biliyorsunuz ki Kore'de çünkü tanışma, böyle birbirleriyle konuşma filan birazcık önemli saygı ekleri. Yani bu yo dediğimiz, bunları da öğreneceğiz merak etmeyin. Yo dediğimiz ekleri kullanmamız gerekiyor. Ama normal sıradan bir arkadaşınıza merhaba yazıyorsanız annyeong da diyebilirsiniz. Annyeong. Chingu'ya annyeong. Chingu. Arkadaş annyeong. Ama ilk başta tanımıyorsanız annyeonghaseyo. Manaso pangaoyo. Tanıştığımızdan memnun oldum. Manaso, manada, yani buluştuğumuz için size böyle ayırarak anlatıyorum ki kafanıza kalsın. Manada, mannaca diyorlar ya mesela. Mannaca, bugün buluşalım mı? Onel mannaca. Bu da manna. Manaso, buluştuğumuz için pangaoyo, pangaoyo. Yani memnun oldum. Mesela uzun Koreliler şey de yapar mesela. Uzun süre görmediğiniz, tanıdığınız birini gördüğünüzde de böyle yapıyorsunuz. Oren mani da, uzun zaman oldu. Pangao yo. Memnun oldum. Yani uzun zaman oldu seni gördüm ve
gerçekten memnun oldum gibi de kullanıyorlar bunu. Ama ilk tanıştığınız zaman birine ben seninle tanıştığıma memnun oldum demek istiyorsanız Manaso Pangawoyo. Yani şöyle. Mesela diyelim ki kız kardeşim Havin. Havin annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Manaso Pangawoyo. Havin'in bana vereceği cevap Aa Pangawoyo ya da Naduyo. Nadu Pangawoyo gibi. Pangawoyo. Sadece bunu kullanabilirsiniz cevaben. Mesela biri size Manaso Pangawoyo dediğinde A Pangawoyo deyip ya da Nadu Manaso Pangawoyo ya da Nadu Pangawoyo ya da sadece Nadu diye Naduyo diyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tanışmada ilk başta bunlar var. Daha sonra böyle işmiş o konuları biliyorum çok merak ediyorsun. Hani iş ne iş yapıyorsun, öğrendiğim seni şu musun bu musun? Bunların hepsini öğreteceğim. Ama ilk başta Korece gramer müfredatında insamal yani merhabalaşma, tanışma dedikleri şey bu. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Herkesin kafasının karıştığı kısımlardan biri. İlk başlarda benim de çok kafam karışıyordu. Ama mantığını anlayınca gerçekten kolay. Arkadaşlar Korece'de İki tane güle güle hoşça kal demek var. Yani bir tanesi annyeonghi gaseyo, bir tanesi annyeonghi geseyo. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Böyle. Annyeonghi gaseyo arkadaşlar ayrılan kişi. Evet, ilki annyeonghi gaseyo. Şöyle arkadaşlar hepiniz mesela diyelim ki benim evime geldiniz. Hep beraber böyle takılıyoruz falan filan. Ondan sonra artık ayrılma zamanı. Herkes evlerine dağılacak. Şimdi ev sahibi benim. Bu benim. Bu Lorin. Bu da izleyiciler, sizler. S yazıyorum. Ne yapıyorum? Benim evim değil mi? Siz giderken ben evimde hala bulunduğum için şimdi Korece'de kada gitmek anlamında. Yani giden kişi kaseyo diyor. Ben gidiyorum. Annyeonghi kaseyo. Güle güle gidiyorum diyor. Ben de keşida dediğimiz yani bulunmak, kalmak anlamındaki kelime. Annyeonghi keseyo. Ben de güle güle kalıyorum gibi. Yantı anlayın diye böyle ayırarak anlıyorum. Böyle saçma gelebilirsiniz ama mantık bu şekilde daha iyi anlarsınız. Ka'da, kaseyo, giden. Ka, git. Giden kişi, annyeonghi, kaseyo. Kalan kişi, annyeonghi, keseyo. Keşida, tamam mı? Böyle aklımızda tutuyoruz. Ama mesela hep birlikte bir kafede buluştuk sizinle. İşte o ne haber nasılsın falan filan takıldık ettik. Ondan sonra hep beraber evimize ayrılacağız. Şimdi o kafe hiçbirimizin evi değil değil mi? O yüzden hepimiz birbirimize diyoruz ki annyeonghi gaseyo. Keşida yok yani kalan kimse yok. Ev sahibi kimse yok. O yüzden hepimiz diyoruz ki annyeonghi gaseyo. Hepimiz güle güle gidiyoruz. Bye bye. Bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Evet. İkinci konumuza geçiyoruz hemen. Arkadaşlar her zaman ders anlatırken şunu kullanacağım. Bunu unutmayın lütfen. İsim demek bu. Norm. İsimler. Yani isimlere gelen takıları bugün öğreneceğiz. İsimlere gelen iki tane takı var arkadaşlar. In, nın ve iyeyo, yeyo. Şöyle kafanız karışmasın. Hiç. O yüzden böyle pür dikkat burayı dinleyin. Anlayacaksınız. Bunda hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar patçik dediğimiz şey sessiz harfler. Yani ünsüzler. Bunlar ünlü ve ünsüz gelmesine bağlı olarak değişir. Mesela ben Lorin derken sadece işte ben Lorin'im diyemiyorsunuz Kore'de. Lorin'e bir takı geliyor, bir ek geliyor. İsim olduğu için Lorin'e işte ın, nın takısı gelmek zorunda. Lorin'ın, Lorin'ın gibi. Şimdi anlatacağım size. O şekilde takılar geliyor. Mesela ya da işte ben öğrenciyim dediğiniz zaman o öğrenciye bir takı geliyor. Yani her isme bir takı gelmek zorunda. Beni dinleyin anlayacaksınız. Şimdi patçim arkadaşlar yoksa eğer nın ve yeyo. Yani bunlar birlikte kullanılmıyor bu arada. Bunlar iki farklı şey. İki farklı takı. Şimdi eğer ünsüz yoksa her zaman nın ve yeyo. Bu arada bir ek. Hemen şöyle bir parantez açıyorum. Arkadaşlar ben ilk derste şu harfi hatta şöyle direkt göstereyim. Şu harfi unutmuşum. O yüzden çok özür diliyorum sizden. Y. Y harfi arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz ki diğer her şeyin harfin yanına gelen ekimiz ın ekiydi. Y harfini unutmuşum. O yüzden özür dilerim. Bunu da burada görmüş oldunuz. Şimdi ne dedik? Ünsüz yoksa her zaman nın veya yeyo geliyor. Yani duruma göre. Nın kullanılacak yerde nın, yeyo kullanılacak yerde yeyo geliyor. Ama eğer ünsüz var ise arkadaşlar ın ve iyeyo ekleri geliyor. Neymiş? Ünsüz varsa ın ve iyeyo.
i, e, yo, ın. Şimdi bunu nasıl şey yapabilirsiniz? Hemen örnek vereyim, ondan sonra size bir püf nokta vereceğim. Çonun lorin i, e, yo. Ben lorinim. Ben lorin ya da. Şimdi arkadaşlar burada bu neydi? Bu harf neydi? N harfi. N harfi ne? Sessiz harflerimizden biriydi. Sessiz bir harf, yani ünsüz bir harf varsa i, e, yo. Lorin. Lorin de yok mu da gerçi? Çonun lorin i, e, yo. Ünsüz var. Ünsüz de bitmiş. Nereye başlıyor? Inkla başlıyor. I, e, yo. Lorin i, e, yo. Eğer ünlüyle bitiyorsa çonun nana ye yo. Ben nana dediğiniz zaman nana arkadaşlar. Bu harf ne? Bu ünlü bir harf. Ünlü olunca ne geliyor? Ye yo. Çonun nana ye yo. Ben nanayım. Çonun nana ye yo. Şimdi hemen aşağı iniyorum. Inların ınları öğrenelim. Aynı mantık. Eğer ünlü ünsüz varsa ın, ünlü varsa nın. Lorin Hanguk saramiyeyo. Lorin, buraya ben niye şeyleri yazmamışım? Lorin Korelidir. Beyza öğrencidir. Evet, hemen geri dönüyorum. Lorin'ın Hanguk saram iyeyo. Lorin burada ne? Ünsüz. Ünsüz olunca ne gelmiş? In gelmiş. Hanguk saram buradaki ne? Yine ünsüz ve bir isim. Saram insan demek. İyeyo. Saram iyeyo. Ünsüze ın, ünsüze iyeyo. Ünsüze ın, lorinin, Hanguk saram, ünsüz iyeyo. Şimdi hemen aşağı iniyoruz. Beyza'nın hakseng iyeyo. Bu ne? Evet, bunu zaten örneğini vermiştim. Vermedim zannettim de bir an. Beyza'nın burada. Beyza, bu ne? A harfi. A harfi ne? Ünlü. Ünlü olunca ne koyuyoruz? Nın. Beyza'nın hakseng. Bu da ünsüz. Hakseng iyeyo. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit. Şimdi bunu nasıl kafanızda tutabilirsiniz? Ben bu şekilde kafamda tutmuştum. Hemen size de onu göstereyim arkadaşlar. Eğer ünsüz yoksa şeyimizde, mesela ünsüz olunca arkadaşlar, her zaman bunu böyle şey gibi düşünün. Kurtarıcı melek gibi düşünün. Ben bunu hep böyle ın taksa, hani böyle her zaman burada da ünsüzlerin önüne falan gelir ya, şeylerin, harflerin önüne gelir ya, böyle bir kurtarıcı melek gibi bir şey. Çok önemli bir harf. Ben hep öyle düşünürdüm. Eğer şey varsa, ünsüz varsa kurtarıcı meleğimiz geliyor hemen ı ve harfler birbirine karışmasın diye hemen burada ın ya da i, e, o şeklinde oluyor. Ama eğer ünsüz harfimiz yoksa, yani ünlüyse, gerek yok, direkt nın nın. Yani ünlü ile ünsüz yan yana gelebiliyor. Eğer sonda ünsüz yoksa, ünlü varsa bir ünsüzle başlayabiliyor. Ama eğer ünsüz varsa arkadaşlar, tekrar bir ünsüzle olmuyor. O yüzden buraya bir tane kurtarıcı meleğin gelmesi lazım ki. Çok çizdim, görünmeyebilir, o yüzden şey yapıyorum. Bir tane kurtarıcı meleğin gelmesi lazım ki iki ünsüz yan yana gelmesin. Her zaman kafanıza bu şekilde koyun. Burada da aynı mantık, burada da aynı mantık. Ünsüz de ünsüz yan yana gelmesin diye kurtarıcı meleğimiz ın ya da iyeyo bize yardım ediyor. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Anlamışsanız çok 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 sevineceğim. Ödevlerinizi dediğim gibi ya YouTube'a alta yorumlara sabitleyeceğim ya da duyuru yapıp Instagram'da açıklayacağım. Lütfen beklemede kalın. İkinci videoyu çekeceğim hemen. Bu partin ikincisini çekeceğim hemen. Farklı bir konu anlatacağım. Dediğim gibi bu da karantinada benden size hediye olsun. Bir konu daha ilerleyeceğim yani bu videodan sonra. Lütfen takipte kalın ve lütfen ama lütfen bu videodan sonra da Instagram'da paylaştığım sözcükleri ezberlemeye çalışın. Çünkü verdiğim tüm örneklerde böyle o kelimeleri kullanmaya çalışıyorum. Mesela bir sonraki konumuzda
Kesinlikle ama kesinlikle dün paylaştığım kelimeler çok fazla gelecek. O yüzden ezberleyin ki dersi böyle pür dikkat dinleyebilin ve net bir şekilde anlayabilin. Çok etkisi oluyor. Bir püf nokta da buradan size. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone değilseniz abone olun. Kanalıma ondan sonra like yapmadıysanız lütfen like yapın. Dislike yapan arkadaşlarım niye dislike yaptığını hala anlamış değilim. Ya beğenmiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Bu kadar dislike basmanıza gerek yok. Neyse bu şekilde yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Sizleri kocaman çok 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 seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler.